Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyız hepiniz. Çünkü Türkiye'nin en önemli sahnelerinden biriyle en genç markamız olan Juice için harika bir koleksiyon hazırladık. Sizin de beğeneceğinizi çok umuyoruz. Ben de çok lafı uzatmayacağım. İşin mimarlarına bakmak istiyorum lafı. Sevgili kreatif direktörümüz Hilal Şendur ve starımız Gülşen'le bu yaza merhaba diyoruz ve sözü Hepiniz hoş geldiniz. Çok heyecanlıyız bugün burada olmaktan. Yepyeni bir projeyle karşınızdayız. Hemen topu sana atıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz Gülşen'le beraber uzun zamandır Gülşen Tips koleksiyonu için çalıştık ve çok eğlenceli bir süreç geçirdik. Bugün de sizlerle beraber hem koleksiyonumuzu tanıtmak hem de reklam filmimizi göstermek istedik. Biliyorsunuz ki Tips her zaman müzikle iç içe olan bir marka. Yıllardır sanatçılarla yapmış olduğu kolaborasyonlarla ve özel koleksiyonlarla beraber aynı zamanda festivallere olan sponsorluğu ve pop-up storelarıyla beraber her zaman gündemde olmayı başarmıştı. Bugün de sahnelerin en güzel, en yetenekli ve benim hayran olduğum bir sanatçı. Kendisiyle çalışmaktan ve Tips koleksiyonunu lollipop olarak değerlendirdiğiniz için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sözü kesiyorum eminim. Şu anda daha güzel şeyler söyleyecek. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Twist'in marka gücü, yenilikçi vizyonu, özgür çizgisiyle benim stilimin ve çizgimin buluşmasından oluşan şahane bir koleksiyonla karşınızdayız. Kuralları olmayan, istediğiniz gibi karıştırabileceğiniz, oynayabileceğiniz, böyle pop renklerinden oluşan 40 parçalık şahane bir koleksiyon bu. Umarım bana verdiği gibi size de neşe ve mutluluk verir. Teşekkür ediyorum herkese. Bana doğru alabilir miyim? Evet. Kanka bir adım geri gelsene. Çok az. Şimdi aşağıya indiğim zaman. İsmail gel hemen. Gel buraya. Tamam girmeyin abi. Hayır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bir dakika. Hoş geldiniz. İsmail. Bugün Gülşen şarkılarını duyacağız. Evet. Lollipop'u duyacağız bence. Şov açık mı abi? Efendim. Mikrofonu kapalı olan var mı? Tamam biz beyler. Buradayım da nereye gidiyorsun? Elin giriyor ha. Çok teşekkür ederim. Nasıl bir süreçti efendim? Hepimizde Türkiye'ye hayırlı olsun inşallah. Birazdan kameralarını da. Nasıl bir süreçti? Ondan bahsedelim. Çok sıkı çalıştık ama çok eğlendik. Renk dünyamız, yapmak istediğimiz her şey bize neşe veriyordu. Ve şimdi bu neşeyi ve ışıltıyı herkese yansıtacağımız bir gündeyiz ve bunu kutluyoruz. Lollipop şarkınızla bir birlikte çalışma oldu. Evet. Geri renklerden de, kendi izlediklerinizden de feyiz aldınız. Evet. Bununla ilgili mi bahsettiniz? Çok sizi yansıttı mı konuşuyor? Evet, tabii ki çıkış noktamızda benim dünyam, benim renklerim, lollipop renkleri çok odak noktamızdı, çok ön plandaydı. Çok feyiz aldık gerçekten. Bu bizim için önemli bir ilham kaynağıydı. Bütün koleksiyona da yansıdı. Bu renkler, bu ışıltı, bu neşe, umut verişi, özgür ruhu çok önemliydi. Çünkü Twist'in en önemli özelliklerinden biri Twist markasının özgür çizgisi. Benim çizgimle en çok örtüşen taraflarından biri de buydu aslında. Bizi bir araya getiren en önemli faktörlerden biri bu. Efendim size bu ilham veren ne oldu?
hayatın kendisi. Hayat çok güzel, çok kocaman ve yaşamaya değer. Çok seviyorum. Bundan sonra herhalde sahne kıyafetlerinizde kendi koleksiyonunuzdan geldiniz. Evet, sık sık üzerimde göreceksiniz. Aynı zamanda bu günün her saatinde giyebilinecek bir koleksiyondan oluşuyor. Yani kurallar yok. İstediğiniz gibi karıştırılabilecek, istediğiniz gibi oynanabilecek, günün her saatine yayılabilecek bir koleksiyon. İsterseniz transparan rengarenk bir pantolonla kocaman bir tişörtü bir arada giyip sokakta gezebilir. Ben en çok ilhamımı aslında sokaktaki gençliğin ruhundan ve giyim tarzından da aldım bu koleksiyonda. O çok önemli bir etkendi benim için. Şimdi sizden sonra markanız da çok konuşacak herhalde. Kıyafetleriniz çok konuşacak. Muhtemelen öyle olacak. Bu kıyafet tanıştırmıştan sonra nasıl konuşuyorsunuz ki? Söylemek istediğim her şeyi bu koleksiyonla söylüyorum aslında. İddialı gidiyoruz. Her zaman gidiyoruz. Siz artık benim yerime cevap veriyorsunuz. Yani söylemek istediğim her şey bu koleksiyonda. Türkiye'nin en güçlü, en yenilikçi vizyona sahip, en özgür çizgisi olan marka ve benim stilimin, çizgimin birleşiminden oluşan bir birliktelik bu. Çıkış noktamız bu ve buradan doğdu her şey. Stil bir dışa vurum aslında. Bir söylem. Benim dışı vurumumla böylesine çok sevdiğim müziğe de müzik tarafında da çok destek olan müziğe de çok yatırım yapan bir markanın bir araya gelmesi beni çok heyecanlandırdı en başından beri. O yüzden söylenecek her şey bu koleksiyonla zaten söylenmiş oluyor. Sahnede de çok önemli. Şimdi şurada devam ediyoruz. Evet. Ama bir röportajımız olmaz yapmıyoruz. Hayır burada yapacağız. Hayır, devam edeceğiz. Hayır. Buradaki tamam, ışık iyi değil. Oraya da geçeriz de. Hayır orada hayır, devam edeceğiz. Tamam. Hayır burada devam edeceğiz. Hayır. Tamam peki. Aynen. Hemen. Geçelim. Bir devam. Buyurun lütfen. Hayır koleksiyonunu da gördüm. Yok o yok. Birlikte yürüyoruz. Bakalım biz geldik. Ne tarafa gitti? Hemen böyle anladım seni. Bitti mi? Olur. Orada güneş var. Balonları güzel. Şöyle, şurada durabilirsiniz. Pardon buradayız. Benim kameram. Ya. Abi benim, az aşınım. Şarkımda da bahsettiğim sanki giymişim ateşten elbise dediğim biz aramızda ateşten elbise olarak kodladık bu elbiseyi ve sokakta gördüğümüz bütün o genç arkadaşlarımızın, bana ilham veren genç ruhun rahatlıkla giyebileceği ateşten elbisemizi şimdi size tanıtıyorum. Sokakta dediğiniz hani gece ayağı... Sokakta benim gördüğüm sokak ruhunu, sokak modasını çok özgürce, kıyafetleriyle, kuralsızca giyen, hayatlarına sadece kendilerinin getirdiği kurallarla, yani kuralsızlıkla gardıroplarını düzenleyen tüm gençliğin de bana verdiği enerjiyle 70'lere göz kırpan, 90'lara, 2000'lerin başlarından da ilham alan, benim bugünümü çok iyi harmanlayan ve dediğim gibi sokak genç modasını da içine alan bir koleksiyon. Sahnede de çok özgür seçimler kullanıyorsunuz. Bu nedenden dolayı da çoğu zaman eleştirildiniz bu zamana kadar. Bu eleştiriler, yargılı yaklaşımlar sizi kırıyor mu? İştahınızı, hevesinizi neler düşünüyor ya da neler düşündürüyor sizi? Siz ne görüyorsunuz? Ben büyük bir ışıltı, büyük bir neşe, büyük bir mutluluk, harika renkler, özgür bir çizgi görüyorum. Bu benim dünyam, bu benim stilim ve Türkiye'nin de en güçlü markalarından biriyle şu anda bunu taçlandırmış ve kutluyor vaziyetteyiz. Tek cevabım bu olabilir. Gülşen Hanım, Ozan Bey'in tutumu ne oluyor bu haberleri gördüğünde bu hususlar? Arkadaşlar bugünün
bugün gördüğünüz gibi çok şahane bir şey kutluyoruz. Çok mutluyuz, ışıl ışılız. Bizim hayatımız bu renklerden, bu ışıltılardan ve bu mutluluklardan oluşuyor. Benim bütün hayatım ve çevresindeki her şey bunu taçlandıran insanlardan ve figürlerden oluşuyor. Eşim, ailem, sevenlerim, fanlarım, bu işe destek veren herkes, bu marka, hepsi bir bütün halinde bana ışıltıyı yansıtıyor sadece. Son dönem genç şarkıcıların çektiği klipler de eleştiriliyor. Son dönem aleyhine tepkiler oldu. Neler söylemek istersiniz? Genç eleştirilmesi isimlerini eleştirilmesi için. Ben söyleyeceğim her şeyi az önce size söylediğimi düşünüyorum. Kendi stilimi nasıl bütün hayatıma yansıttığımı, şu anda bu koleksiyona ne şekilde yansıdığını, bugün çok güzel ve çok mutlu bir gün yaşadığım ve bu konular hakkında ne düşündüğümü bir önceki sorularınızın cevabının alt metninde okuyabilirsiniz aslında. Spesifik olarak kişisel cevaplar vermeme hiç gerek yok. Bütünüyle bu benim dünyam ve benim dünyamın yansıması. Ve bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Umarım herkese de mutluluk, iç açıklığı ve neşe verir. Sizin üzerinizden örnek gösterildiği için. Evet. O açıdan sonra soruyoruz. Diğer isimler de hani sahne, iddialı sahne kıyafeti giyince ilk önce sizin isminiz geçiyor. Ya bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani sizin isminizden sonra hani Gülşen'den sonra iddialı kıyafetler daha çok tercih ediliyor şeklinde. Ne kadar güzel. Harika bir şey. Herkes içinde, neyin içinde olmak istiyorsa, ne yapmak istiyorsa kararlarını kendi verebileceği, kuralların olmadığı bir dünyaya sahip ve bunu istediği şekilde yansıtabilir herkes bence. Çok büyük bir gurur ve mutluluk benim için. Siz de ilhamınızı kıyafetlere yansıttınız. İlham olmak, ilham almak da çok güzel, ilham olmak da çok güzel bence. Bazı sanatçıların sahnede kendi kırmızı çizimleri var. Sizin bir kırmızı çizginiz var mı yoksa sahnede de özgür olmayı mı sanırım? Aslında benim dışarıdan soru işaretine mahal kalacak, mahal verecek hiçbir durumum yok. Her şeyim o kadar net ki, hayattaki duruşum çok net. O yüzden bunun üzerine bir söz söylemek istemem. Söylemek istediğim her şeyi zaten dışa vurum olarak yansıtıyorum her halimle. Yani kıyafet bunun bir parçası sadece. Onun dışındaki her alanlarda, her konuda çok net bir duruşum olduğunu düşünüyorum. O yüzden genellikle de zaten böyle bir herhangi bir şeye o anlamda bir cevabım yok. Cevabım kendi dışa vurumum ve varlığımın kendisi. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yazın bizi nasıl bir Gülşen bekliyor? Yazın için planlarınız nedir acaba? Onlardan da bahsedelim. Galiba hiç durmadan konser vereceğim. Ve üzerimde sık sık koleksiyonuma ait parçaları göreceksiniz. Çok yoğun geçecek, çok güzel geçecek. Güzel olacak her şey. Peki yeni bir şarkı sürprizi olabilir mi? Evet, yeni bir şarkıya çoktan başladık Ozan'la. Sanırım Temmuz sonu gibi o da çıkmış olacak. Peki İspanya'da mı çalışacaksınız birlikte? Hem İspanya'da hem Türkiye'de. Çok teşekkür ediyorum. Tamam, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun.